Kıymetli davetsiz misafir izleyicileri, efendim bizler Taha ile beraber güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Efendim hem güzel illerimizi sizlere aktarıyoruz hem de güzel insanlara misafir oluyoruz. Gelin Faruk abiyle beraber bu güzel lezzetleri siz değerli izleyicilerimizle buluşturmuş olalım. Öncelikle davetsiz misafir ekibi olarak beni ve ekibimi burada ağırladığınız için çok teşekkür çok ediyorum. Çok memnun oldum. Nasılsınız? Siz basın, teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Ben de çok iyiyim, çok sağ olun. Siz basın mensubu arkadaşlarımın beni 7 senedir Yalova'da bu şekilde onurlandırması beni çok memnun ediyor. Aynı Allah şekilde. Allah razı olsun, sağlık. Ben 1984'ten beri mesleğin içindeyim. İstanbul'da, Beyoğlu'nda 34 yılımı geçirdim. Nasıl kısmet oldu? Ailem Yalova'da yaşıyordu. Onları bir ziyaret ettim. Dostlarımı da kıramadım. 6 senedir onlara hizmet ediyorum. Kokoreç sektöründe, mangal sektöründe çok şükür güzel bir isim yaptık. Dostlarımıza hiçbir şekilde lezzeti bozmadan devam ettiriyoruz. Harika. Şimdi kokoreç dedik ama burası daha çok sokak lezzetleri yani etrafında toparlanıyor. Evet. Sadece kokoreç deyip geçmeyelim. Evet, vurucu noktamız kokoreç. Zaten sevenler de aslında daha çok bunun için geliyorlar. Evet. Ama bunun dışında da çok güzel lezzetlerimiz var. Biraz menülerimizi sayalım mı? Tamam. Şırdan, mumbar, midye, köfte, sucuk ve kokoreç, süt kuzu. Şimdi ufaktan bir kısaca geçiş yapacak tabii olursam. Süt kuzu bizde Meralar'da yetişen hayvanlarımızın sonbaharda doğumlarıyla 4 ay boyunca anne sütüyle beslenen süt kuzularımızın 4 aydan sonraki mezbahalı kesimleriyle endüstriyel firmalarda ustalarımızın işlemleriyle fırınlanır ve bize difrizlerden her sene belli bir miktar hazırlanır, ayarlanır, gönderilir. Ve biz bunları aylık aylık çekeriz. Süt kuzunun dışında hiçbir malla çalışmadım. Bütün dostlarımız zaten bunu bilirler. Hı. Lezzetim bozulmadığı için de çok şükür onlara 37 senedir bir şekilde hizmetimi devam ettiriyorum. Peki hası bu mudur? Kesinlikle süt kuzu. Hı. Evet, koyun da kokoreç olur, dana da kokoreç olur ama dana da serttir. İnsanlar sakız gibi ağzını çiğner. Koyunda biraz koku olur çünkü hayvan yaş almıştır ama süt kuzu da anne sütüyle beslendiği için hiçbir koku bulamazsınız. Zaten 4 aylık 5 aylık kuzular olduğu için de direkt anne sütünden kesilip mezbahada işlenirler. O yüzden çok lezzetlidir. Pamuksu tadını alırsınız. Lezzetinden haliyle memnun olduğunuz için sürekli devamlı gelirsiniz. Ben misyonum gereği, görevim gereği lezzet sektöründe ustaların bana öğrettiğini yapıyorum. Hiçbir şekilde üstüne katma yapmadım. Domates, biberi kullanmadım. Süt kuzunun dışına da çıkmadım. Ablam bana Antep'ten şırdanımı, mumbarımı süt kuzudan yine hazırlar, gönderir. Burada dostlarımız tadına bakarlar, severler ve devamlı gelirler. Midyem avcudan gece çıkartılır. Sabah Yalova'da olur. Ustam burada işler, akşam da tezgahımda olur. Sağ olsun dostlarım hiçbir şekilde bırakmadılar. Her şey taze. Avşa midye, deniz midye, kaya midye. Etiyle zaten çok yakın buraya şu an. Yakın. Yaklaşık 3 saatte mal çıkıyor buraya, geliyor ve gün içerisinde işleniyor, tezgaha geliyor. Harika. Dostlarım bu konuda sağ olsun benim bu tezgahlarımdaki ürünlerime olan hizmetimi bildikleri için de hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. 6 sene boyunca onlar sayesinde çok güzel hizmetler ettik. Hı-hı. Bütün ekip arkadaşlarım paralarını kazandı. Ya. Biz de onlar sayesinde bir yerlere geldik. Ne güzel. Ama bunun dışında köfte sucuğumuz da var değil mi? Nelerimiz evet var başka? Kasap köftem, kasap sucuğum da meşhurdur. Şimdi alternatif olsun dedikten sokak lezzetlerinde haliyle bu tür ürünlere de yöneliyoruz. Hı-hı. Nedir? Gelen gruplarımızda mesela herkes kokoreç yemeyebilir. Evet, bu durumda köfte sucuk alternatifimiz oluyor. Aynen. Sağ olsun dostlarımız bunu da iyi bildikleri için de mesela kendileri öyle bir programlamışlar ya, ben bu hafta kokoreçe gülüyorum, bir dahaki hafta köfteye gülüyorum diye sağ olsun hep sevmeye gelirler. De sevdiriyoruz belki çok de. Çok şükür o konuda lezzeti hiç dediğim gibi bozmadık. Çok güzel. Peki ben şimdi şunu sormak istiyorum. Bu kadar insan geliyor, gidiyor, yemeğinizi yiyor. Bir müdavim kitlesi de oluşturmuş. Kesinlikle var. Peki bu başarının sırrı nedir? İnsanlar neden sizi bu kadar tercih ediyorlar? Çok özür dilerim. Sakın kendimi övüyorum gibi algılamayın. Dostlarım zaten yayınlarımı takip ederler, bilirler. İşini severek yapan her kim olursa olsun, simit satan kardeşim dahi olsa, işini severek yapan her kardeşim başarıya ulaşır. Bunun başka alternatifi yok. Eğer ki kendini işine verdiyse, dostlarına karşı, müşterilerine karşı, insanlara karşı hoşgörüyle, gülücükle, güler yüzle hizmetini yapabiliyorsa, lezzetini de başlangıçta olduğu gibi hiç bozmadan devam edebiliyorsa, o kitle kendi kendine oluşuyor. En büyük reklam insandan insana geçen reklamdır. Bugün siz yediğinizi anlatıyorsunuz, yarın o arkadaş duyuyor, buraya geliyor. Ben de çok şükür onu hiç bozmadım. Ustalarımdan demek ki o terbiyeyi iyi almışım ki çok şükür şu an bozmadan devam ettim. Harika. Peki şunu da sormak istiyorum. Evet, aldığınız yerler çok önemli. Kullanılan malzeme çok önemli ama el lezzeti de, ya şimdi el lezzeti olmazsa bunun hiçbir mutlaka anlamı kalmaz. Mutlaka. Sizin uzun yıllar bir bu işte tecrübeniz var. Peki ilk başta
başlayan Faruk'la şu anki Faruk arasında kıyaslama yapmak isteseydiniz, ilk başlayan Faruk'a özellikle bu sektörle alakalı ne söylemek isterdiniz? Sağ olsun, ustalarımın bende çok emeği var. Sakarya'dan yetiştim. Ustalarım, rahmetli olanlar var, yaşayanlar var. Zaman zaman arayıp söylerler, bizi onurlandırıyorsun derler. Onların hiçbir zaman yüzünü yere düşürmedim. Çok güzel. İstanbul'daki ustalarım zaman zaman beni bu anlamda sürekli denetlerler. Faruk aferin, bak bu konuda iyi gidiyorsun diye. Oo, sizlerin sayesinde bir takım yerlere gidiyor mesajlar. Çok güzel. Onların bana öğrettiğini hiçbir şekilde bozmadım. Yani kendim bir şey katmadım. Dediler ki Faruk, bak bu kokoreci böyle işleyeceksin. Yağını, saniyesini bu şekilde takip edeceksin. Ekmeğini bu şekilde takip edeceksin. Müşterini bu şekilde irtibat edeceksin. Örnek veriyorum, onlara aldığın övgü karşısında şımarmayacaksın. Ben oldum demeyeceksin. Çok şükür onu iyi uyguladığımı zannediyorum. Ki o övgüyü siz dostlarımdan alıyorum. Yani bu süre içerisinde bozulmadıysam, İnanın yaptığım işi çok sevdiğim için, gelen övgüler karşısında, kazançlarım karşısında şımarmadığım için olduğunu dinliyorum. Başarı buradan geliyor. Harika. Sağ olun. Ve şunu da söyleyelim efendim. Gerçekten şu an hem konuşurken sizi dinlerken hem de röportaj öncesi, kayıtlar daha başlamadan fark ettim. İnanılmaz güzel bir enerjiniz var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bunu kesinlikle yayınımda söylerim. Enerjim sizlersiniz. Aa. Çünkü öyle bir gelirler ki, o neşeyle, o enerji girer ki hemen anında bana geçer. Ve ben bunu hissederim ve arkasından sohbetlere devam eder. Kokoreç'in zaten bunu tatlandırırız. Bir sonraki randevumuz hemen oluşur. Abi haftaya buradayız. Harika. Ablam yarın ben buradayım diye onlar hemen oluşur kendi kendine. Daha gitmeden. Enerjim sizlersiniz yani. Gitmeden öncesinde aynen. Belli oluyor. Aynen. Peki Fethiye ayağı nasıl oluştu? Nasıl karar verdiniz Fethiye'ye? İstanbul'daki hayatım boyunca abilerim beni hep isterdi Fethiye'ye. Birçok yayınımızda Fethiye'ye gideceğimi söylemiştim. 2026 Nisan'da inşallah bismillah diyeceğimiz bir yerimiz. Yıllardır bekleniyordum orada. Yalova ayağı araya girince haliyle arkadaşlarımıza ayıp oldu. Ama sözüm söz, Fethiye'de 2026 Nisan'da itibaren hizmetimi devam ettireceğim. Harika. Başarılarınız daim size olsun. Size de aklına sağlık. Bütün ekibe selamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Efendim bizler sizlere Faruk Aydın'la beraber seslendik. Biz çok keyif aldık röportajı yaparken. Siz de izlerken umarım keyif almışsınızdır. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Belli mi olur? Belki bir gün sizlere de misafirliğe geliriz. Hoşça kalın, esen kalın.